Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmek sevgili dostlar. Biz burada kendi şahsi fikirlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. Siz de kendiniz bir hisse alırken, bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse almayın. Evet sevgili dostlar, bugün 4 tane hisse sizlere önereceğim. Bu hisselerden kesinlikle yatırım tavsiyesi olmadan tabii. Şimdi ilk hissemiz Bucim. Bucim'e baktığımız zaman güzel bir hareketler gördüm Bucim'de. En son bakın şuradaki 4.20'yi kırdıktan sonra bakın buradaki seviye çok önemli. 4.20 seviyesini kırdı. Buranın altına gelmediği sürece bakın burası çok önemli bir seviye. Şurası önemli bir artık destek oldu. 4.20. Çok güzel bir desteği var burada. Hatta bakın şuradan da dönmüş zaten. 4.30'dan dönmüş. Biraz daha yukarı alabiliriz bunu. 4.30 yapabiliriz. Artık 4.30 önemli bir destek burada, güçlü bir destek ve yukarıdaki direncimiz artık arkadaşlar 4.80'de güçlü bir direncimiz var. 4.80'i kırdığı takdirde ben Bucim'in kısa sürede şu mevkilere eski yeri olan bölündü biliyorsunuz Bucim. 5.55 ilk hedefi 5.55 olarak görüyorum Bucim'de. Bucim şu andaki hareketleri güzel. Yarına da bir bakalım. Çünkü hacimler güzel hacimli, alıcılı hacimleri var bakın burada. Ve altta 4.30 desteğine dikkat edelim. Yukarıda da 4.80 direnci. 4.80 kırılırsa 5.55'e hızlı bir şekilde gidebilir. Ben bu cimden biliyorsun çimento fiyatları zam geldi. Büyük oranda artışları var. Ben bu sektörde de çok fiyatların artacağı yönünde düşünüyorum. Bucim zaten yeni bölündü. Bölündükten sonra bayağı durdu zaten arkadaşlar. Tekrardan eski seviyeli çifhanelere gelme olanağı var. Tabi Metti ve RSI'ne bakalım arkadaşlar. Evet Metti'ye baktığımız zaman Metti bakın burada zaten güvenli bölgede Metti artıda ve burada gelip kırmış. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada 30 Kasım'da yukarı doğru kırmış. Mavi turuncuyu kırmış. Stokastik RSI'ye baktığımız zaman RSI'de şu anda güvenli bölgede olmasa da %50 orta bir kuvvetli bir trendimiz var. Yükseliş trendi %50 çok güzel. Burada turuncuyu kırmış. Güvenli bölgeye doğru yaklaşıyor. Şu anda Stokastik ve MACD bize al veriyor. Teknikte de zaten hissemiz güçlü aldı sevgili dostlar. Yani şu anda baktığınız zaman Bursa Çimento çok güzel bir durumda. Pazartesi dediğim gibi bu seviyeye dikkat edelim. Pazartesi belki bize şurada bakın 4.58'e de kadar da gelebilir. Bakın burada 4.58'e biraz gerileyip hatta 4.58 buralardan alım yapılabilir. Ama ben bu hissede hocam ben buna gireceğim buradan gireceğim bekleyeceğim derseniz bu hissede size faydalı olabilir arkadaşlar. Çünkü ilk çanak denemesi burada kısa vadede bakın çanak denemesi 5.55 görünüyor. Ben bu hissenin şöyle baktığım zaman zaten düşenini çoktan kırmış. Bir hisse 4.30'un altına gelmediği sürece Bucim'de yükseliş devam edecek. Şimdi Bucim'in hemen sektörüne bakalım. Çimento sektöründe biliyorsunuz Çimsa var. Zorlu rakipleri var. Nuh Çimento var. Oyak Çimento var. Akçansa var. Ben Bucim'in bakın burada çarpanlarına baktığımız zaman hemen şurada hemen bakalım. Hemen hemen PD'sine bakalım şimdi. PD ve DD'si şu anda piyasanın çok güzel altında. Piyasa 3.49 iken bizim 1.92. FK'sı piyasanın 18.21 iken Bucim'in 10.12. Çok güzel. Piyasada öz sermaye karlı %19 iken Bucim %18. Bir tık aşağıda. Çok da önemli değil. %19 hemen bir şey kalmış. Aktif karlılığı. Önemli olan aktif karlılığı sevgili dostlar. Bakın aktif karlılığı hemen hemen. Bakın burada Akçansa'ya yakın. Bakın %12 bir aktif karlılığı var. Ben buradan zaten beğeniyorum. Hemen hemen Afyon Çimento'nun aktif karlılığına yaklaşmış. Akçansa'dan fazla aktif karlılığı. Baktığınız zaman Bucim'in Batı Çimento'dan fazla. Yani onun için Oyak'tan bile aktif karlılığı Oyak'ın biraz altında. Bir tık altında. Yani onun için ben Bucim'in çarpanları da güzel. Çok güzel çarpanları. İlk hisse olarak Bucim'i sizlere gösterdim arkadaşlar. Dediğim gibi bu cüme dikkat edelim. Pazartesi de böyle güzel kapatabilir. Ama ilk hedefi dediğim gibi 480. 480'i kırarsa burada tutunursa
hedef olarak 5.55 ve ondan sonra artık bu cimin önü açık sevgili dostlar. Daha güzel yerlere, yani bölündüğü fiyata geleceğini düşünüyorum. İkinci hissemizde arkadaşlar Kartek. Kartek'i de çok yaptık arkadaşlar. Yani bir türlü gitmedi ama son hareketi benim biraz umutlandırdı. Bakın burada düşeni de kırdı. Bakın şu anda düşeni ne zaman kırmış? Bakın 8.60'ı kırmış. Bayağıdır üstünde duruyor. Şu anda 8.90'a kadar geldi. Teknik olarak al veriyor. Baktığımız zaman bakın şurada 200 günlüğü var. Şu anda 200 günlüğünün üstünde. 8.83. Yani 8.85 de diyebiliriz. 8.83. Burası önemli destek. Yani 8.85'in altına gelmediği sürece sıkıntı yok bu hissede. Hatta 8.60'a kadar da destek alabilir. Ama çok olumsuz durumda da bakın şurada 8.27'yi takip edelim. Buradaki önemli bir destek bu da arkadaşlar. Burada 8.27, 8.26 önemli bir destek. Şimdi Karte'ye baktığımız zaman bakın güzel alıcılı. Perşembe ve Cuma güzel alıcılı. Biliyorsunuz tekstil firmaları artık prim yapıyor. Şu anda Kartek'te son primlendikten sonra bayağı bir düşüşte. Bakın en son Eylül'de bakın çok bir zaman geçmemiş. Eylül'de 10 liraymış. 10 liranın altına geldi. Biz burada çanak formasyonu yapar diye düşünmüştük. Çok yaptık bu şeyi. Bakın şuradaki zirvesi olan 24 liraya gider dedik ama buradan tekrar aşağı vurdular. Ve Eylül'den beri bakın aşağı yukarı Eylül'den beri 200 günün altında. Şimdi yarın bu 200 gününü kırdı. Zaten üstünde. Eğer 200 günün üstünde kalıcı olursa yarın da ben bu hissenin yukarıda önce bakın şuradaki destek 950 direnci var. 950'yi kırarsa ben ilk hedefinin yukarıdaki hedefi kısa vadede ve orta vadede şuradaki hedefine geleceğini düşünüyorum. Bakın 10.50'ye kadar geleceğini düşünüyorum. 10.50'den sonra zaten burayı da kırarsa o zaman Kartek'te yukarı doğru yükselişler başlar. Yani ben Kartek'i aşağı yukarı 2-3 kere yapıyorum arkadaşlar. Trendine baktığımız zaman Metti ve RSI'ne bakalım. Burada bize ne veriyor? Onlar da al veriyorsa. Evet. Metti de şu anda al da bakın yukarı doğru ve ara sayımızda şu anda tam kesiş tam yukarı doğru gösteriyor ama olumlu bölgede bakın güvenli bölgede zaten %80'in üstünde. Buralarda geziniyor bayağıdır. Yani güzel görünüyor. Evet sevgili dostlar. Diğer hissemize hemen geçelim. Dediğim gibi burada dikkat edelim. Destek ve dirençlere. Diğer hissemize baktığımızda Safkar'a bakacağız. Safkar'da bayağıdır gitmeyen hisse arkadaşlar. Bayağıdır takibimde. Ve son bunda son hareketten sonra ben düşeni kırdıktan sonra yapamadık tabi. Bakın şurada düşenini kırmış. En son 7.83 çok güzel bir düşeni kırmış ve 200 gününü artık kırmış bulunuyor. Bakın artık burası 8 lirada bir desteği var. Güçlü bir destek artık. Ve yukarıda da şuna dikkat edelim. Burada da 8.45 veya 8.43 diyelim. 8.45 diyelim tam düz olsun. Direnci var. 8.45'i kırarsa Safkar'ın hedefi artık yukarıda 9.20'ler ve kısa vade ve orta vadede pardon orta vadede gideceği yer 10.27'ler. Yani 10.27'ye kadar gitme olanağı var. Yani buradan alan arkadaşım, şuradan alan arkadaşın, 8.43'ten alan arkadaşın kısa vadede güzel kazançlar kazanabilir. Tabi yukarıda yakalan arkadaşlarımız da var. Bunlar maliyet düşürebilirler arkadaşlar. Yani şuradan alsak ne kadar orta vade ne kadar kazanıyoruz? %20'lik bir bakın %20'lik bir kar marjı bize bırakıyor. Bu da hiç de fena değil sevgili dostlar. Safkar'ında ben beğeniyorum arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi. Son hissemiz de Alcatel. Alcatel'i de bayağıdır yaptık arkadaşlar ve artık yükselme zamanı geldi diyorum ben. Alcatel'in de bakın şurada destekleri çok önemli. Burada tutunduğu takdirde sıkıntı yok. Bakın şurası önemli artık destek oldu buna. 28.40. Yukarıda da direnç olarak 29.42'si var. Cuma günü de fena kapatmadı. 29.10'da kapattı. Yani 29.30 üstüne atarsa Alcatel'de yukarıda GDF olan bakın kısa vadede 31 liraya kadar gidebilir. Ben kısa vadede 31 lira diyorum. Uzun vadede GDF'i de şuradaki 42 liraya kadar gidebilir. Yani Alcatel'de beğendiğim hisselerden bir tanesi sevgili dostlar. Ama desteklerine dikkat edelim. Bakın burada 200 gün desteği bozulmasın. 26 lira. 200 gün desteği buranın altına